Canlarım kümelerle beraberiz. Şimdi sizlere burada kümenin konu anlatımını yapacağım. Bundan sonraki videoda da arkadaşlar sizlere çıkmış sorulardan ve ayrıca güzel, kaliteli yeni nesil sorulardan çözeceğim. Ama oraya geçmeden önce arkadaşlar bu konuyu iyi anlamanız taraftarıyım. Konuyu iyi anlatın, anlayın ki arkadaşlar sorularında zorlanmayın. Çünkü adamlar son 5 senedir arkadaşlar kümelerle ilgili kesinlikle kaliteli sorular çözüyorlar. Sizleri geçiştirmeden ben o kaliteli soruları arkadaşlar sizlere çözeceğim ama öncelikle şu konu anlatımını güzel bir şekilde halletmemiz lazım. Hemen kümelerin tanımıyla başlayalım. Kümenin tanımı yoktur. Ancak küme denince iyi tanımlanmış, birbirinden farklı nesneler topluluğu gördük. Kümeyi oluşturan nesnelere o kümenin öğesi denir. Kümede bir eleman bir defa yazılır. Bu önemli. Bak bir eleman kaç defa yazılır? Bir defa. Kümenin elemanlarının küme içerisinde yer değiştirmesi kümeyi ne yapmaz? Değiştirmez. Yani atıyorum A eşittir 1, 2, 3 tamam mı? E sen aldın A eşittir 3, 2, 1 yazdın. İkisi de aynı kümedir. Yani değişen hiçbir şey olmaz. ABC gibi büyük harflerle gösterilebileceği gibi küçük harflerle de gösterilebilir küme, kümeler arkadaşlar. Kümeler. A bir A kümesinin elemanı ise A elemandır A diye gösterilir arkadaşlar tamam mı? B A kümesinin elemanı değilse B elemanı değildir üstüne bir çizik atarsın A dersin arkadaşlar tamam mı? Kümelerin gösterimi Bir. Bir. liste gösterimi liste gösterimi nedir? Kümenin tüm elemanlarının aralarına virgül konularak küme parantez içine yazılmasıdır. Örneğin bir basamaklı asal sayıların kümesi 2 3 5 yeri bir basamakta asal sayıların kümesi 2, 3, 5 7 bu şekilde gösterilir. Biz buna ne diyoruz? Liste yöntemi diyoruz. Venn şeması yöntemi arkadaşlar. Kümenin elemanlarının kapalı eğrilerin içine bakın içine yanına nokta konularak yazılmasıdır arkadaşlar. A kümesi 2, 3, 5, 7 kümesinin venn şeması ile çeşitli şekillerde gösterilmesi aşağıdaki gibidir. E nasıl 2, 3, 5, 7 e, bu şekilde de bir yuvarlağın içerisinde de gösterilebilir. Bir üçgenin içerisinde de gösterilebilir. Bir dörtgenin içerisinde de gösterilebilir. Herhangi bir şeklin içerisinde de gösterilebilir. Gösterilirken arkadaşlar yanlarına yerini belirtme amacıyla ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz arkadaşlar. Ortak özellik. Ortak özellik de şu şekilde arkadaşlar. X elemanlarının ortak özellikleri veya şu ya burada iki nokta ile gösterilir ya da şöyle çizgiyle gösterilir. X elemanlarının ortak önü. X öyle ki biz buna ne diyoruz? Öyle ki tamam mı? X öyle ki X elemanlarının ortak özellikleri. X öyle ki ya çizgi ya bu şekilde. Biçimde yazılır. Bu yazışta işte kümenin elemanlarını X harfi ile gösterilmiştir. Tamam mı? Ya iki nokta ya da bu sembol öyle ki bakın dikkat edin. Öyle ki anlamına gelmektedir. Örneğin bir basamakta asal sayılar kümesi x öyle ki x asal sayı ve x küçük 10 biçiminde de gösterilebilir. Biz buna ne? Hepsini bir ortak özellikle de. Eğer liste yöntemiyle biz bunu gösterecek olsaydık ne yapardık arkadaşlar? Ondan küçük asal sayı 2, 3, 5, 7 derdik değil mi? Bak bu liste eğer ven şemasıyla gösterseydik 2, 3, 5, 7 derdik nokta 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 yanlarına yazardık. Eleman sayısı. A kümesinin elemanlarının sayısı SA veya NA. NA'yı çok kullanmıyoruz. SA'yı kullanıyoruz arkadaşlar. Gösterilir. Tamam mı? Bir A kümesi yazdım. Liste yöntemiyle 1 2 3 4 5 ise A'nın eleman sayısı 1 2 3 4 5 5 5 elemanlıdır yazıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Gelelim şu sorumuza. Şimdi bak A kümesi ortak özellikle göstermiş değil mi? Neyi diğer yöntemle gösterdiğimizde? X elemanıdır tam sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5. B kümesi ise diyor ki X virgül Y. Buradaki X virgül Y'yi nereden al? A kümesinin içerisinden yani buradan al diyor. Tamam mı? B kümesi bak. Ee, X küçüktür Y. X virgül Y elemanıdır A'ydı değil mi? A kümesinin içerisinden al. Ee, o zaman şöyle şöyle yazabilirim ben. ekmesinde. Diyelim ki y'yi x'i ne aldım? 0 aldım. y'yi ne alabilirim? 1 alabilirim, 2 alabilirim, 3, 4, 5 alabilirim değil mi? x'i 1 aldım diyelim. Bu sefer y'yi ne alabilirim? 2, 3, 4, 5 alabilirim. x'i 2 aldım. Bu sefer y'yi ne alabilirim? 3, 4, 5 alabilirim. x'i 3 aldım. y'yi 4, 5 alabilirim. x'i 4 aldım. Arkadaşlar y'yi kaç alabilirim? 5. Tamam mı? Ha kaç tane x, y? Bak 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5. Burada kaç tane var? 5 tane var. Burada kaç tane var? 4 tane var. Burada kaç tane var? 3 tane. Burada kaç? 2. Burada kaç tane var? 1 tane. Yani 5 4 3 arkadaşlar 2 1, değil mi? Evet. Buradan da toplamı kaç çıkar bunun? 15 çıkmış olur. Tamam mı arkadaşlar? 15 çıkar. Evet. B Boş küme. Elemanı olmayan kümeye boş küme denir arkadaşlar. Ya böyle gösterilir ya da böyle gösterilir. Bu boş küme değildir. Yani bunun içerisine tuttum bunu aldın. Bu bir elemanlı bir kümedir. Tamam mı? Bu ne? Bir elemanlı bir küme. Boş kümeyi ya böyle göstereceksin ya da böyle göstereceksin. X tam sayı kümesi boş küme midir demiş. X öyle ki X 3X-1 eşittir 6 ve X tam sayı demiş. E bakalım 3X-1 eşittir 6'dan 3X eşittir 7. X eşittir ne oldu? 7 bölü 3X tam sayı çıktı mı? Hayır. O zaman çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Sonlu sonsuz küme. Eleman sayısı tespit edilebilen kümeye sonlu küme. Tamam mı? Mesela şu. Değil mi? Burada ne demek? X öyle ki x küçük 6 ama x elemanıdır ne? Doğal sayılar. Yani ne? A kümesi nelerden oluşuyor? 0, 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşuyor deriz. Bu sonlu. Eleman sayısını tespit edilemeyen kümelere de ne deniyormuş? Sonsuz kümeler, sonsuz elemanlı. Doğal sayılar, tam sayılar bunlar hep ne arkadaşlar? Sonsuz elemanlı kümelere birer örnektir. Tamam mı? E, doğal sayılar mesela neyi 0, 1, 2, sonsuza kadar ne yapar? Gider arkadaşlar. Evet. Gelelim şuraya. E, A'yı bu vermiş. İkisi de tek doğal sayılar. So, hangileri? Sonlu. Bakın A ne? Sonlu. A sonlu. B tek doğal sayılar demiş. Neler? Arkadaşlar 1, 3, 5, nokta nokta sonsuza kadar. Bu da ne? Sonsuz. Tamam mı? Sonsuz. Geldik şuraya. Eşit küme. Aynı elemanlardan oluşan iki kümeye eşit. Eleman sayıları eşit olan kümelere denk küme denir. Yani mesela A kümesi nelerden oluşuyor? A, B, C. B kümesi nelerden oluşuyor? A, B, C. Her şey aynı mı? Aynı. O yüzden biz buna ne diyoruz? A eşittir, B diyoruz. Tamam mı? E, denk küme de ise arkadaşlar ne yapıyoruz? Diyelim ki A kümesi eşittir. A, B, C. B kümesi eşittir. Arkadaşlar 1, 2, 3. Tamam mı? Eleman sayısı S, A'nın eleman sayısı kaç? 3. Bunun eleman sayısı kaç arkadaşlar? Eleman sayısı 3. E biz burada ne diyoruz? A denktir B diyoruz. Tamam mı? Eleman sayısı. Eşit kümeler de aynı zamanda bir denk kümedir. Bunu da unutmuyoruz. Tamam mı? Burada elemanlar aynı değil ama eleman sayıları aynı. SA 1, 2, 3 eleman. 1, 2, 3 eleman var. Ondan dolayı denk diyoruz. Gelelim alt kümeye arkadaşlar. Alt küme A ve B gibi iki kümeden B kümesinin her elemanı A kümesinin de elemanı ise B kümesi A kümesinin alt kümesi denir ve bu şekilde gösterilir. Tamam mı? B alt kümedir. Küçüğün yaylı hali, yayılmış hali. B küçüktür A. B alt küme A şeklinde gösterilir. Bir kümenin kendisinden farklı olan her alt kümesine de öz alt küme denir. Tamam mı? Kendisi olmayacak. Bir kümenin alt kümelerin hepsini kendisine eleman yapan kümeye de kuvvet kümesi denir. Tamam. Küme, boş küme, alt kümesi boş küme. E boş küme bir elemanlı. 2 üzeri sıfırdan bir. alt kümesi ne? Kendisini çıkardığın zaman ne? Sıfır. Diyelim kümemiz A. Bu kümenin arkadaşlar elemanları neler? Bir boş küme bir de kendisi değil mi? Boş kümeyle kendisi. Boş kümeyle ile kendisi 2 e, üzeri ne diyoruz? 2 üzeri 1 değil mi? İçinde niye bir tane eleman olduğu için 2 üzeri 1 yani 2 tane. Özalt küme sayısı nedir? Kendisini çıkarıyoruz özalt kümede bir tane oluyor. A B'nin alt kümeleri bir boş küme bir kenar bütün kümelerin alt kümesinde hepsinde vardır. Boş küme kendisi B, A var, B var bir de kendisi var. Bunların hepsi. Yani bu ne? 2 üzeri 2 tane eleman var ya. 1, 2 eleman. 2 üzeri 2. Yani 4 tane sayı. 1, 2, 3, 4 tane var. Öz alt küme sayısı 3. Yani kendisini çıkarıyorsun. 3 tane öz alt küme. Aynı şekilde ABC'nin alt kümeleri boş küme kesim var. Kendisi de kesim var. Daha sonra ABC ayrı ayrı. AB, AC, BC ayrı ayrı var arkadaşlar. E bu ne? 2 üzeri 3, 2 üzeri 3 8 tane olur. Kendisini çıkarırsan 1 tane 7 tane olur. Not. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n. Öz alt kümesi 2 üzeri n eksi 1'dir. R elemanlı alt kümelerinin sayısı n elemanlı bir kümenin r'li alt küme sayısı. Bu çok önemli. Bunu kombinasyonda da göreceksiniz arkadaşlar. Kombinasyondur n'in r'lisi n faktörel n eksi 1 r faktöre çarpı r faktöreldir. Şunu da bilmemiz önemli. 2 üzeri n demek n'in sıfırısı, n'in birisi, n'in n'lisi demektir. Şu yandaki ne bakalım. Boş küme her kümenin alt kümesi doğru demin söyledik. Yani her a kümesi için boş küme her kümenin alt kümesidir diyoruz. Her küme kendisinin de alt kümesidir. Ha, demek ki boş küme her kümenin alt kümesidir. Bir de her küme kendisinin alt kümesidir. Şurada bir iki örnek yazayım şuna hatırlatma. 5'in üçlüsü bunun pratik yolunu göstereceğim. 5'i 3 tane geriye götür. 5, 4, çarpı 3. Böyle alt tarafı da faktörüye faktörü yaz. 3 faktörü Tamam mı? Mesela 6'nın ikilisi arkadaşlar. 6'yı 2 tane geri götür. 6 çarpı 5. Kendisi bir, 6 bölü 2 faktörü 6'nın birlisi arkadaşlar. 6'nın birlisi kendisini yaz değil mi? bir tane kendisi bölü bir faktöriyel yani şeklinde. Arkadaşlar 6'nın sıfırlısı da nedir? 6'nın sıfırlısı 1'dir. Bunu da unutmayalım. 1'dir. Ya burada şunu diyebiliriz. N'in sıfırlısı nedir arkadaşlar? 1'dir diyoruz. N'in n'lisi de aynı şekilde nedir arkadaşlar? 1'dir diyoruz. Bunları bilirseniz sizler için iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Gelelim şuraya. E bunun demiş ki iki elemanlı alt küme sayısı. 2 elemanlı. 1, 2. 1, 3. Bir, Bir, Bir de ne arkadaşlar? 2, 3. Değil mi? 3 tane. Ve bunu öbür türlü nasıl bulurum? 3'ün ikili kombinasyonu değil mi? 3'ü 2 tane. 3. Bir tane daha geri götür. 2, 2 tane geri götürdüm. Böyle 2 faktör yani. Bunlar gitti. Ne oldu? Yine 3 çıkmış oldu. Gelelim şuraya. Aşağıdakilerden hangileri alt kümesidir demiş. Arkadaşlar bakın şuradaki bir ifadesi tamam mı? Alt küme şeklinde yazabilmek için paranteze almanız gerekiyor unutmayın paranteze. Burada paranteze alınmış mı? Alınmış. Bu ifade bunun alt kümesi mi? Evet alt kümesidir doğru. Bakın şuradaki ifade parantezin içine alınmış değil mi? Evet bu ifade a'nın alt kümesidir evet. Niye parantez içine alınmış bu şekilde? Bu da doğru. Bir ile bu bir. Bak şu bir ile bu bir. İkisi alınmış ve dışarıda parantez içine alınmış. Evet bu da alt kümesidir. İki ile bir. Evet iki ile bir alt kümesidir. Doğru. İki bunun alt kümesi midir? Evet. Yalnız şuradaki iki bunun neyidir? Alt kümesidir. 3 alt kümesidir Evet. Şimdi bakalım. Üç. E burada yalnız üç var mı? Bakın yalnız üç yok. Parantez içinde 2,3 var. Bu ikisini bir bütün olarak düşünüyorsun. Buradaki 3'ü ayrı alıp buraya yazamazsın arkadaşlar. Tamam mı? Bu olmaz. 2,3 bunun alt kümesidir demen için demen için şunu tekrar ne yapman lazım? Tekrar paranteze alman lazım. Demen için. O yüzden bu da olmaz. 1,2,3 ee, 1 2 3. Hayır. 1 var tamam ayrıyeten. 2 var ama ayrıyeten Şuradaki 3 var mı? Yok. Ayrıca şurada bir 3 olsaydı doğru. 1, 2, 3 yazabilirdi. Ama bu da olmaz. Gelelim şuraya. Eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar A kümesi ne? 2, 3, 4, 5 değil mi? X tamam. Eleman sayısı kaç? 4. Alt küme sayısı kaçtır? Alt küme. He, kaç elemanlı? 4. 2 üzeri 4 alıyorsun alt küme sayısını bulman için tamam mı üzeri 4'ten kaç ediyor 16 öz alt küme sayısı iki üzeri 4 eksi birden ne eder 15 iki elemanlı alt küme sayısı 2 4 4'ün kaçtısı ikilisini alıyorsun değil mi iki tane dördü geri götürüyorsun iki faktörü yazıyorsun burası iki kere 3 6 çıkıyor gelelim şuraya iki elemanlı alt küme sayısı 28 olan kümenin bak bir küme var en elemanlı olsun tamam mı bu kümemiz n elemanlı olmuş olsun bu kümemiz. Bunun iki elemanlı alt küme sayısı kaça eşitmiş? 28'e eşitmiş arkadaşlar. Tamam. Evet burada nasıl yaparız? N'e bir değer verebilirsiniz. Görebileceğiniz. Mesela diyelim ki 7 verdim. Tamam mı? 7 çarpı 6 bölü 2. Olmadı. 7 olmadı değil mi? 21 çıktı. 7 olmadı. 8 verelim. 8 çarpı 7 bölü 2. Bu gitti. Bak 4 kere diyeyim 8. Demek ki en kaçmış arkadaşlar? 8'miş. Yok. Gelelim şuraya. Bir kümenin 2 elemanlı alt kümenin sayısı 4 elemanlı alt kümenin bak. N'in ikilisi N'in dörtlüsüne eşitmiş. N elemanlı. Bu küme kaç elemanlı olsun? N elemanlı olsun küme tamam mı? N'in 2 elemanlı alt küme sayısı 4 elemanlı alt küme sayısına eşitmiş. Burada şu kural var. Şu kural. Tamam mı? Bunu kombinasyonda detaylı göreceğiniz için burada sadece üstünden geçiyoruz. Arkadaşlar şu kural şu. 2 ile 4'ün toplamı 2 artı 4 eşittir. Buradaki N diyorsunuz. Yani N eşittir kaç ediyor? 6. Kaç elemanlıymış? 6. 3 elemanlı alt küme sayısı. Burası A'ydı. Bu B'yi yazalım. 3 elemanlı. Yani 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı 6 küme sayısı. 6, 5, 4. Bölü 3 faktöriyel. Yani 6, 5, 4. Bölü 3, 2. Bunlar gitti. 4 kere 5 ne oldu? 20 çıktı. A 6 elemanlı olmak üzere A kümesinin en çok 2 elemanlı 6 küme sayısı. En çok. Yani burada şu, şunu göz önünde bulunduruyorsunuz. 6 elemanlı ya en çok 2. 6'nın ikilisi olabilir. En çok dediği için üst sınır ne? 2. 1 olabilir, 0 olabilir. 6'nın birlisi, 6'nın sıfırlısı. Bak B'de de en az 5 elemanlı. En az 5. Kaç elemanlıydı? 6. 5 olabilir, 6 olabilir. Bu sefer alt sınır koymuş, yukarıya doğru gidiyorsunuz. Yani 6'nın 5'lisi, 6'nın 6'lısı. 6'nın ikilisi ne? 6, 5 bölü 2. Buradan ne çıkar? 3 kere 5, 15. 6'nın 1'lisi 6, 6'nın 0'lısı 1. Buradan ne çıkar arkadaşlar? 22 çıkar. 6'nın 5'lisi. Yazdığınız zaman 6'nın 5'lisi ne olur arkadaşlar? Yine not bir kural diyoruz arkadaşlar. Not. Bakın 4'ün 3'lüsü mesela, tamam mı? 4'ün 1'sine eşittir. Yani burayla buranın toplamı burayı verdi. Mesela 7'nin 3'lüsü 7'nin 4'lüsüne arkadaşlar. 7'nin 4'lüsüne nedir? Eşittir. Bak 3 ile 4'ün toplamı 7'yi verdi. Ha burada şunu demek istiyorum. 6'nın 5'lisi neye eşittir? 6'nın 1'lisi değil mi? 1 ile 5'in toplamı 6'yı verdi. 6'nın 1'lisi 6'dır. 6'nın 6'lısı da 1'dir. E buradan da sonuç kaç çıkar? 7 çıkar arkadaşlar. Tamam. Evet. Bu yukarıda da demiştim. Bir daha hatırlıyor, hatırlatıyorum arkadaşlar. Şurada yazmış olayım bunları. N'in sıfırlısı nedir? 1'dir. N'in n'lisi nedir arkadaşlar? 1'dir. Tamam mı? N'in birlisi nedir? N'dir. Yani şu kurallar bizim için önemli kurallar. Gelelim buraya. Olmak üzere B'nin alt yönlerinden kaç tanesi A kümesini kaplar? Kapsar demiş. Şimdi burada bak 1 ile 2 bunun içinde var mı? Çiziyorum var. O zaman geriye kaç tane kaldı? 3. 2 üzeri 3'ten ne çıkar? 8. Şimdi bu 3, 4, 5'in bütün alt kümelerinin yanına 1 ile 2'yi ilave ettiğim zaman ne olmuş olur? Hepsi 1 ile 2'yi kaplamış olur. Ondan dolayı şu 3 elemanın ne yaptım? Alt küme sayısını buldum. Şu 3 elemanın alt kümeler sayılarının her birinin yanına şu 1, 2'yi ilave edersen ne olur? A kümesini kapsayanları bulmuş olalım. O da 8 çıkar. Gelelim şuraya. Şu sorular. Evet. Alt kümelerin kaç tanesinde 2 bulunmaz? Şimdi e, A bulunmaz. A bulunmazsa A'yı çiziyorsun. Tamam mı? Geriye kaç tane kaldı? 2, 4, 5. Üzeri 5 diyor. A bulunur diyorsan. Tamam mı? A. Bak A bulunur diyorsan. Arkadaşlar. A bulunurda da A'yı almıyoruz. A neden yeri kesin olduğu için o duruyor. Geriye kalanları alıyorsun. O da 200'leri 5 eder. A bulunur fakat B bulunmaz. Bak A bulunur, B bulunmaz. Burada da ne yapıyorum arkadaşlar? A'nın yeri zaten burada kesin. A gibi duruyor. E, B de burada ne olmayacak? B arkadaşlar burada bulunmayacak, değil mi? B bulunmayacak. E, geriye kaç tane kaldı arkadaşlar? Şuradaki dört tane kaldı, değil mi? 4. Geriye 4 tane kaldı. 2 üzeri kaç alacağım? 4. O da 16 eder diyoruz arkadaşlar. Evet. A bulunur. B bulunmaz. Evet. Gelelim bu soruya arkadaşlar. Alt kümelerin kaç tanesi A ve B bulunur demiş. A ve B bulunuyor ise arkadaşlar A ve B'nin yeri nedir? Garantidir. Geriye kaç tane kaldı? 4 tane. Ha, bunları sıralayacağız. İşte 2 üzeri 4. O da ne edecek? 16. A veya B bulunur. Bak A veya B bulunur da şu formülü A birleşim B. A bulunur. B bulunur. Dan neyi çıkarıyorum? A ve B bulunuru çıkarıyorum. A bulunur. A bulunur neyi? A'yı çiziyorsun. Ne kaldı geriye? 2 üzeri 5. B bulunur. Bu sefer de neyi çiziyoruz arkadaşlar? B'yi çiziyoruz. G'yi çiziyoruz. Yine 5 tane kaldı. 2 üzeri 5. Eksi A ve B bulunur. Çıkarıyoruz. İkisini de çıkarıyoruz. Geriye ne kaldı? Üzeri 4 kaldı. Burası kaç? 32. Burası kaç? 32. Burası kaç? 16. 32, 32, 64 eksi 16'dan sonucumuz kaç çıktı buradan? 48 çıkmış oldu. Evet. Gelelim şuna. üç elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde 6 bulunur? 7 bulunmaz. 6 Altı... Bak 1, 2, 3 elemanla alıyorum. Bu olay değişik. 3 elemanla 6'nın yeri garanti mi? Garanti. 6'nın yeri garanti olduğu için çizdim. 7 de bulunmayacağı için çizdim. Geriye kaç tane kaldı? 2, 4, 5. Buraya ne yazacağım? 5'in ikilisini. 5'in ikilisi nedir? 5 çarpı 4 bölü 2'den ne çıkar? 10. Gelelim buraya. Mesela alt kümenlerin kaç tanesinde? A ve B bulunmaz. Bak, burada da olay farklı. A ve B bulunmaz. O zaman direkt A ile B'yi çiziyorsun. Geriye ne kaldı? 2 üzeri 4. O da eşittir 16. A veya B bulunmaz. Bak demin yaptığımız gibi A veya B. Tamam mı? A bulunmaz. B bulunmaz. Eksi A ve B bulunmaz. Tamam mı? A bulunmaz. Ne arkadaşlar A bulunmaz? burada neyi çiziyoruz? A bulunmayacak A'yı çiziyoruz. Geriye kaç tane kaldı? Üzeri 5. Artı B bulunmaz. Bu sefer de neyi çiziyoruz arkadaşlar? B'yi çiziyoruz. 2 üzeri 5. Eksi A ve B bulunmaz. İkisini de çiziyoruz. 2 üzeri 4. Burası kaç? 64. Eksi 16. Buradan da sonuç kaç çıktı yine? 48 çıktı. Gelelim kümelerde işlemlere. Arkadaşlar evrensel küme nedir? Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme denir. Genellikle ne ile gösterir? E, evrensel küme neymiş arkadaşlar? Bütün evren. Tamam mı? Bütün evrende ben bir A kümesiyim. A kümesi olarak ben varım bir de benim dışım var. Ben ve dışımın toplamı nedir arkadaşlar? İşte evrensel küme olmuş oluyor. Kümelerin birleşim kesişimi Arkadaşlar e, biz burada şurayı A birleşim B'yi böyle ifade edebiliriz. E, ayrık olursa bu şekilde ifade ederiz. Yine buradaki elemanların toplamı diyelim ki 1, 2, 3 olsun. A birleşim B ne olur? 1, 2, 3 olur. E, şuradan 1 olsun, 2 olsun. A birleşim B ne olur? 1 ile 2 olur arkadaşlar. Şurada 1 olsun, burada 2 olsun. Burada bakın burada da A birleşim B Direkt neye eşit? B'ye eşit değil mi? B'nin kendisine eşit. Yani o da zaten 1 ile 2 diyebiliriz verdiğimiz değerler. 1 ile 2 diyebiliriz. Kesişimde ise arkadaşlar A kesişim B küme bu şekilde ise burasıdır. A kesişim B'dir. Eğer ikisi ayrılıksa, hiçbir ortak yönü yoksa A kesişim B arkadaşlar nedir burada? Boş kümedir. Eğer bu şekilde ise bak A B'nin alt kümesi. A kesişim B direkt nedir? A'nın kendisine eşit olur. Kesişimi ortak noktası. Evet. Gelelim şunlara. A B verilmiş. A birleşim B. Arkadaşlar A birleşim B nedir? Baktığımız zaman burada 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Tamam mı? Ben şeması ile gösterimi nedir bunun arkadaşlar? E, Şema ile A ile B'yi yazdım. Ortak olan neler var? 3 ile 4. Burada da 3 ile 4. Buraya ne yazdım? 3 ile 4. A kümesinde neler kaldı? 1 ile 2. B'de neler kaldı? 5'e 6. A kesişim B kümesinin liste yöntemi V şeması ile gösteririz. Tamam mı? A kesişim B. Evet. A kesişim B nedir? Arkadaşlar burada C bir de nedir? A'dır değil mi? Yani A ile C'dir. Evet. Bu liste yöntemi. Öbür türlü nedir? Hemen çizersiniz. A ile B'yi çizersiniz. Ortak olanlar neler var? A, C var. Burada ne kalır? B ile D kalır. Burada ne kalır? 1 ile 2 kalır. Arkadaşlar ikisinin kesişimi, aha burası olmuş olur. Gelelim şuraya. Ayrık kümeler. Kesiş... Ayrık küme şu. Arkadaşlar bu. Buna ayrık küme diyorsun. Kesişimi yok. Ney? Boş küme. Bir kümenin tümleyeni. Evet demin size söylemiştim. Bir evrensel küme alıyorsunuz. Bu şekilde bütün dünyayı düşünün. Bu da benim A. Tamam mı? Burada benim ve ya buradaki A kümesi ile S A artı A'nın tümleyeni neyi verir bize? Evrensel kümeyi verir. A'nın kendisiyle A'nın dışının toplamı neyi veriyor? Evrensel kümeyi veriyor. Biraz sonra kurallar var. Bunlarla ilgili onları göstereceğiz. Şimdi A kümesine de bakalım. A kümesini çizelim. 2, 3, 5, 7 Evrensel kümeyi çizelim arkadaşlar. Evrensel küme 0, 0 1, 1 e, 2'yi almıyoruz. 3'ü almıyoruz. 5'i almıyoruz. 7'yi almıyoruz. Ne kaldı? 4 6, 8, 9. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. İşte bu. A'nın kendisi buydu. E tümleyeni ne olur? Tümleyeni. İşte bunun dışındaki de ne? 0, 1, 4, 6, 8, 9 olmuş olur arkadaşlar. İşte. Gelelim şuraya. Kümelerin farkı A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların kümesine a ile b'nin farkı denir ve a fark b ya da bu şekilde ya böyle ya da bu şekilde gösterilir. a fark b. Burada bak. Burası ne? a fark b. a'da olup b'de olmayan. E bu kısımda ne olur o zaman? Şurayı. Burası ne olur? Şuradaki bu boş kısım. E bu da ne olur? b fark o. a. b'de olup a'da olmayan. Ayrık kümesi küme ise a fark b arkadaşlar. Direkt neyin eşit? a'nın Kendisine eşit. Eğer bu şekilde bakın A fark B değil mi burada da? A fark B. A'ndan neyi çıkarıyorum? Şu içindeki B'yi atıyorum. Neresi oluyor? Şu dışındaki kısım olmuş oluyor. Şurası da neye eşitmiş arkadaşlar? A fark B ile B fark A'nın birleşimine simetrik toplam denir. Simetrik farkı denir bunlara. Tamam mı? A ve B kümesinin simetrik pardon simetrik farkı denir. Bir de şunu yazmamışız. Onu da yazalım. A birleşim B. S A fark B. Bu da çok önemli. Bu formül kesinlikle bir kenara yazın. E, B fark A artı A kesişim B arkadaşlar. A kesişim B toplamına eşittir. Tamam mı? evet. e Şimdi bu da aynı şekilde bir gösterim arkadaşlar. A'yı yazıyoruz. B'yi yazıyoruz. A'mız, şimdi A'lar burada ortak. İkiler ortak arkadaşlar. İkiler ortak. Yani A ile 2'yi alıyorum. Burada ne kaldı? 1, B, C. Burada ne kaldı? 3, 4. A fark B nedir? Şu değil mi? A fark B. Burası. B fark A şu ikisidir. B fark A da burayı verir. Gelelim Demorukkan kurallarına. Arkadaşlar De Morgan kurallarında değilini aldığın zaman A'nın değilini alıyorsun. Birleşim kesişim oluyor. B'nin değilini alıyorsun. Kesişimde aldığın zaman A'nın değili bu sefer kesişimin değili birleşim oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Sonra B'nin değilini alıyorsun. Evet. Gelelim şuraya, şu soruya. Yukarıda verilmiş. E, bunu hemen alalım. A'nın değili kesişim B'nin değili değil mi? E, A'nın değili belli, değil mi? B'nin değili de belli. Kesişimi neler? Ortak elemanları. D ortak, E ortak. Başka da yok. D ile E'yi yazıyorum. Şuraya gelelim. Burada da dağıtırsak A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni değil mi bu? B'nin tümleyeni. A'nın tümleyeni neler var? A, B, C, D, E. B'nin tümleyeninde iki kere yazamıyoruz değil mi? D ile E'yi bir daha yazmama gerek yok. Neyi yazıyorum? F'yi yazıyorum. Evet. Gelelim şuraya. A ve B aynı evrensel kümenin alt kümeleridir demiş. Tamam mı? Tamam. Bunlar verilmiş. Bunlar sorunlu. Şimdi bak. A'ya B. Burası ne almış? Şurası. A birleşim B'nin aslında tümleyeni değil mi? Dağıttığın zaman bu oldu. A birleşim B'nin tümleyeni A birleşim B'nin dışı ne? 6 mı? 6. Gelelim şuraya. Burada ne? A kesişim B'nin tümleyeni değil mi? Dağıttığın zaman bunu veriyor. E A kesişim B'nin tümleyeni ne? Arkadaşlar burası burası bir de şuradaki 6 değil mi? A kesişim B'nin dışı şu orta tarafın dışı. Değil mi arkadaşlar? He. e Buraya ne diyeyim? A diyeyim. Bak. Burası ne olsun? A. Burası ne olsun? B. E burada da ne var? 6. A kesişim B'nin tümleyeni A artı B artı 6. O da eşittir. Kaçmış? 10. Tamam mı? A artı B kaçı eşit olur buradan? 4. E zaten A fark B ile B fark A'nın toplamı değil mi bunlar? Evet. Zaten buldum. 4. Evet. Gelelim kurallarımıza. Bu kurallarımız az çok kafamıza yatıracağız. A birleşim A, A'nın kendisidir. Değişebilir. A ile boş kümenin birleşimi A'dır. Yani 1 ile 0'ın toplamı 1 değil mi? Onun gibi yani. A birleşim evrensel küme, evrensel kümeyi verir. Tamam mı? A ile A'nın tümleyeni yukarıdan verdim. Benle benim dışımın toplamı bütün evrensel kümeyi verir. Evrensel kümenin yani bütün dünyanın ben de dahil dışı nedir? Boş kümedir arkadaşlar boş. Tümleyenin tümleyeni ne? A kendisini veriyor tamam mı? İkisi götürüyor birbirine. A kesişim A A'nın kendisini verir. Bu yer değiştirebilir. A kesişim boş küme nedir arkadaşlar? Boş kümedir. A kesişim evrensel küme A'nın kesiş A'yı verir değil mi? Benle evrensel kümenin kesişimi nedir? Yine benim arkadaşlar. A ile A'nın dışının kesişimi boş kümedir. Yani burası A. E, dışarısı bu değil mi? Bak e, bu dışarısıyla içerisinin kesişimi ne? Boş küme arkadaşlar. Boş. Boş kümenin tümleyeni evrensel küme. Evrensel kümenin tümleyeni boş kümeydi. Şurada vermiştik. Evet. A'nın tümleyeni evrensel küme fark. Bu çok önemli değil. Burada burada dağılma özelliği arkadaşlar. Tamam mı? Çok önemli. Şu, şu iki kural. Yani içeriye ne yapabiliyorum? Şunları dağıtabiliyorum. Birleşimi dağıtıyorum. Bak birleşim içeriye dağılıyor. A birleşim B, A birleşim C oluyor. Burada da kesişimi dağıtıyorum. A kesişim B, A kesişim C oluyor. Tamam mı? Dağıtabilirsin. A birleşim B, S A, S B, A kesişim B'yi ne yapıyorum? Çıkarıyorum. A, B, C'nin birleşimi. Bak şu şu kural hayati bir kural. Demin de söyledim. Bu kural çok önemli. Yani buradaki kurallardan şunları dağıtmıştık zaten. Arkadaşlar şu şu kurallar bizim için çok önemli. A birleşim B. A artı B eksi A kesim B diyebiliriz. Üçlü de çıkabilir. A, B, C. A, B, C'nin topluyorsun. A kesim B. A kesim C. B kesim C'yi çıkarıyorsun. En sonunda kesimlerini, üçünün de kesimini ilave ediyorsun. Bir de şu çok hayati, çok önemli. A fark B, A kesişim B'nin tümleyenidir. B fark A da B kesişim A'nın tümleyenidir. Tamam mı? Bu bu da çok önemli bizim için. Evet. Arkadaşlar, e, e, A kesişim A alt kümedir B. B'nin tümleyeni alt kümedir A'nın tümleyenidir. Sonra A alt kümedir B ise A ile B'nin birleşimi B'nin kesişimi. A alt kümedir B ise A kesişim B. Yukarıda söylemiştim. A'ya eşittir. Bu kuralları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Gelelim şu sorumuza. A birleşim B neyi? Eksi 3 ile 4 arasında. A birleşim C. Arkadaşlar öncelikle şunu bir dağıtalım değil mi? Bak yukarıda dedik. A birleşim B kesişim Ondan cıma A birleşim C. Tamam mı? Evet. A birleşim B. Burası yani eksi 3 ile 4 aralığı ile neyin kesişimi? Eksi 2 ile 5 aralığının kesişimi. Bu ikisinin kesişimi arkadaşlar. Tamam mı? Yani yazalım. Arkadaşlar şurada altında yazayım arkadaşlar. Şurada yazalım şöyle. Ee, burada bir dakika. Şöyle diyelim. Evet. Eksi 3 şurada olsun. İçi boş. 4 nerede? Şurada bir yerde olsun. 4'ün de içi dolu. Eksi 3 ile 4 aralı. Şurası arkadaşlar. Kesişim. Eksi 2 ile. Şurası ne? Eksi 2. İçini dolduruyoruz. 5. 5 neresi? Şurası. Bunun da içi boş. Bu ikisinin kesişimi. Kesiştirdiğiniz zaman şu ortası olmaz mı? Eksi 2 ile 4 içleri dolu olmaz mı yani? Değil mi? Eksi 2 ile 4 aralığında içleri nedir bunların? Doludur. Evet. Evet bu soruyla arkadaşlar birinci bölümü sizlerle beraber tamamlamış olalım. İkinci bölümde yine sizlerle beraber olacağız. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.